Günaydın şampiyon takımın şampiyon taraftarı. Bugün şampiyonluk kutlamaya geldik. Fenerbahçe diye bir maç koymuşlar araya. Vallahi anlamadım yani. Ben şampiyonluk kutlaması diye geldim. Şampiyonluk tişörtümü falan da giydim. Diyorlar ki maç varmış. Dedim tamam izleyiverelim bari. Derbi maçı varmış. Şampiyonluğumuzu müthiş bir şekilde ilan ettiğimiz Ankara maçından sonra ve güzel videomuzdan sonra geldik sezonun son iç saha maçı Galatasaray-Fenerbahçe maçına. 118 yıllık tarihimizin en önemsiz maçı bu. Ve Fenerbahçe derbisi. Ama tabii ki de yenmemiz lazım. Yenmezsek olmaz abi. Fenerbahçe şu kafaya girecek. Biz şampiyonu verdik ama yine de size evinizde yendik falan. Sakin olun. Gayet rahat. Relax. Okan Hoca'ya güvenin. Futbolculara güvenin. Bugün yine kazanacağız efendim. Cumhuriyet'in yüzü. Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray. Bunların hepsini tabii ki de GS Store'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu anda kameranın arkasında kim var efendim? Abi Soydaş var. Özlediniz hepiniz. Güzel bir şampiyonluk günü olsun umuyorum. Gecesi olsun hatta. Saat gece 1'lere 2'lere kadar devam etsin. İstanbul'da değildim biliyorsun. İstanbul'da olmadığım için tam anlamıyla o şampiyonluk heyecanını yaşayamadım. Ama şimdi burada tam anlamıyla yaşayacağımı umuyorum. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz ama bugün için belki de İstanbul Spor maçından çok farksız. Kafamız rahat. Keyiflenmeye geldik harbi yani. Bugün... Biz de Ankara'da tabii ki de tribünde kutladık. Daha sonrasında da Kızılay'a gittik. Lakin içimizde kaldı. O İstanbul'da evimizde kutlamanın isteği vardı. Bugün onu da yapacağız yani. Biz bugün kutlamaya geldik efendim. Araya bir maç sıkıştırdık. Ben bugün mutlu olmaya geldim. O yüzden mutlu olup mutlu mesut evime dönmek istiyorum. Arkadaşlar şampiyonluğa özel ve bu sezonun son videosu olmasına özel duygusal konuşmalar yapmayacağım. Gerçekten bomba gibi bir sezon geçirdik. Ve 100 bin aboneye dolaştık. Hepinize de tekrardan teşekkürler. Gerçekten kapanışa yakışır bir şekilde patlatmanızı istiyorum. Videoyu beğeni, yorum ve abone bombardımanı lütfen yapınız efendim. Bu videoyu gören ve şu an beni duyan herkes en az bir kez beğeniye bassın. En az 2-3 kez de yorum yapsın. Gerçekten böyle bir büyütelim yani. İsteğimiz budur. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Şampiyonluk atmosferini sizlere göstermeye gidiyoruz. Fenerbahçe maçını birazcık izlemeye gidiyoruz. Ama dediğim gibi şampiyonluğu kutlamaya gidiyoruz efendim. Kardilerle, aşkın olayımlarla, her şeyle. İyi seyirler. Formaları çıktı. GS Store'dan. Hemen biz de bir tane aldık. Ben almadım da sağ olsun ismini vermek istemem. Hediye etmek istedi. O zaman şimdi ben bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? Anlamadım. Hemen seçin videodan. Abi adama bakar mısın? Bu adam her maçın bir şekilde tarzını değiştirerek geliyor. Ama olması gereken bu taraftarlık ruhu budur. Aynen öyle. Yansıtmak abi. Lazım. Aynen yani. Öyle. Ne yapıyorsun? Maç ne olur abi? Yeneceğiz. Benim yani. Umurumda da değil. Hayır ben benim de umurumda değil ama. Kutlamaya geldim. Yok. Sen zaten burnunuzun. Yani zaten yani yıkayacağız. Anama tokacağım onları. Kendine kalarak. Abdest alacak. Sen geçen maç Sivas Kangal'a getirdin. Sivas İsa'da. Trabzon'da Hamsi getirdin. Başka ne var abi benim bilmediğim? Kayseri maçında pastırma getirmiştim. Sucuk getirmiştim. Sucuk pastırma. Sucuk pastırma. Başka hangi maçta getirmiştim? Bir maçta daha getirdim bir şey. Her maçta bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yöresel lezzetler tanıtımı yapıyoruz biz statüçüde. Kulübümüz maalesef yapmıyor. Bize çok pahalı ürünler satıyor. Biz de ucuz ucuz taraftarı doyuruyoruz. Aynen öyle. Çiğ de olsa ne yapalım elimizden geldik. Bugün konsepte hamam, duş alma, abdest. Yıkama, abdest her şey var. Her şey hazırlıklı olsun. Abi gerçekten tarzında çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet, kendine görüşürüz. Abi skor tahmininiz ne? Sırayla soralım. Şuradan başla. 7-0. 7-0. 4-0. 4-0. 2-0. 2-0 sen abi. 2-0 ama bizim hiç umurumuza değil çünkü maalesef bizim şampiyonluk. Aynen öyle. Biz şampiyonluğu kutlamaya geldik bugün. Yani kazansak da kazanmasak ne olacak? Aynen öyle. Abi Icardi atar. Bir de belki Barış atar. Barış çünkü geçen Ankara maçında manyak oynadı ya. Manyak oynadı yani. Ben diyorum ki Icardi bir gol, Zaniolo demin bir ilk 11'i gördük. Aa, evet, Zaniolo evet, da atar bir tane bugün. Hadi bakalım. Kırmızı kartın hırsını çıkartır. Penaltı unutmayın Muslera. Penaltı unutmayın. Penaltı harbi olunca Muslera diye bağırır mıyız abi? Bağırırız kesin. Ama acaba hoca izin verir mi? Taşak geçmek için bağırırız. İtibariyle 6'yı 5 geçiyor. İçerisi fena bir ortam var. Elin gözüküyor. Maçtan sonra kurulacak platform için, kutlama için bir sürü ses sistemi, ekranlar vesaireler kurulmuş.
Saçları boyamak sonuna kadar akıl. Seneye de boyayacağız. Kalacak ki kardı, gitmek yok. Hadi inşallah. Bitirdi ya. Nasıl koştu ama? Koyun seviyetinde nasıl koştu? Evet, müthiş. İşte biz böyle futbolcuları seviyoruz. Nasıl koştu? Aynen öyle. Evet, böyle bir şey. Fenerbahçe'de var mı böyle topçu? Yok. Müthiş bitirdi. Hayır! Hayır! Bravo Nelson be! Nelson! Nelson! Zaniolo harbiden mükemmel bir bitirici. Mükemmel. Fenerbahçe! Yazdıracağız.
Ararım! Sararım! Ararım seni her yerde! Hadi oğlum! Vur! Gidensin! Lan gol sandım ya! Sen nerede çıktın lan? Oğlum sen şey değil misin? Gitmeli misin? Sen bir anda çıktın ortaya mı? Ben Burak abi sanıyorum bunu ha! Benziyor musun ya? Son atak, son. Bitir, bitir. Yürü! Yürü! Atalım, bitirme! Yürü! Tamam, bitirir. Bitirdi. İlk kere sona erdi. 1-0 üstündeyiz bir kere ilk kere. İlk kereyi özetleyecek olursak gayet yerinde sakin oynuyoruz. Bazı aceleci pozisyonlarımız oldu ancak yine de olması gerektiği gibi oynuyoruz. Gayet iyi gidiyor. Umuyorum ikinci yarıda da bir fark daha atıp 2 ve 3-0 kazanırız diye umuyorum. Fenerbahçe iyi değil ya. Fenerbahçe oynayamıyor abi. Top oynayamıyor Fenerbahçe. Aynen. Fenerbahçe bu sezon zaten hiç oynayamadı. Burada da oynayamaz zaten. Ve Mert abi Icardi saçlarıyla. Abi sen ne diyorsun? Sen geldin gol geldi. Oho Icardi formasıyla da gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Valla Zaniolo'nun gol atmasına çok sevindim. İhtiyacı vardı. Kırmızı kart cezası vardı en son İstanbulspor maçında. Böyle bir golle dönmesi önümüzdeki sene için iyi bir sinyal. Şampiyon olduğumuz için konsantrasyon kaybı var ama 2-0 olur bence. Bir şekilde alırız. Fenerbahçe bırakmış. Aynen öyle. Peki Brogba sen ne diyorsun? Valla Fener'in onur maçı diye düşünüyorum. O yüzden daha çok saldırırlar. Yani bizden ama daha saldıramıyor iyi olur. Değil mi? Hiçbir şey yapamıyor yani. 4-0'a ihtiyacı olsa biz Ankara gücüne puan kaybedip bu maça galiba hiçbir şey yapamayacaklarmış. Aynen yani. Öyle. Çok biz artık şampiyonluğu bekliyoruz. Çok rahat yani. Evet. Şampiyonu kutluyorlar ya. Oynarken bir yandan da şampiyonu kutluyoruz. Aynen öyle. Icardi içip içip çıkmış maça. Biraz sallanıyor. Belli. Vallahi Icardi harbi içerek çıkmış herhalde yani. Öyle sallanıyor. İşte Icardi yine atar ya. Bu haliyle de atarsa zaten kulübü kapısı Fenerbahçe yani. Peki videoyu beğenip son stat vlogumuz bu. Kaç beğeni lazım buna? Buna 50 bin lazım. 23 bin bence. 23 bin tamam. 23 bin önünden geçen 23 bin. 23. şampiyonluğa özel. Ben diyorum 25 bin. 5. yıldıza geliyoruz çünkü. Oo, aynen. 25 bin de en son beğeni. 30. 30 bin beğeni. O zaman bu video 30. Aa da 31 olsun benim. Ben 31. 31 bin beğeni için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. İkinci yarı ve şampiyonluk kutlamasıyla videomuz devam edecek. Şampiyon olacağız. Çık! Abi! Zaniolo! Zaniolo! Ne oynuyor be? Kelimin saplaması yok mu be?
Aynen Kerem. Kerem topun başında. Geliyor, geliyor.
gerçek Galatasaray. Aynen öyle.
Şeyi vardır. Bu sene Icardi oldu. Geçtiğimiz yıllarda Sunus'tu yani. Gitti Fenerbahçe maçına sonra bayrak gitmişti. Bu zaten bilinen bir şey. Bilinmeyen taraftan utansın abi. Sayın Erdem Tiyoro. Bravo. Okan Buruk geliyor. Hedefimizi çizelim. Tek hedefimiz şampiyon. Büyük balık. Helal olsun. Sağ ol. Teknik direktörümüz Okan Buruk. Ailesiyle beraber sizleri selamlıyor. İtalyanların harika çocuğu geliyor. Sadiola. 17 numara. Nicolò. 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 Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık formasıyla bizleri selamlıyor. Abdülkerim Bardakçı bu şampiyonluğu Ahmet Çalık'a armağan ediyor. Söylenmedi hiç. Saray taraftarının aşkı sağ.
Koskoca bir sezonun sonu. Ne diyorsun? Vallahi bir sezon finali böyle olurdu ya. Fener'i eze eze yen, sonra gel kupayı kaldır. Başka ne olur? Bir taraftarın başka ne hayali olabilir ya? Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi'nden başka. Bunun son maçıydı, gayet güzel bir maçtı. Bizim için güzel bir kapanış oldu. İyi ki Galatasaraylıyım diyorum. Olduğumdan beri diyordum. Bugün bir kez daha gurur duydum. Harika bir sezondu. Çok iyi mücadele verdik. Böyle bir final bize yakışırdı. Ama bu kadar dominasyon beklemiyordum bu maçta. Yani kafalar güzel çıktığımız bir maçta bir 3 atıyorsak son maç olsaydı, bu ciddiye alsaydık 5-6 atardı. Bu müthiş sezonun sonuna geldik. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Videoyu beğenip patlasın abi. Gelecek sezon inşallah Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi'ne basmanla devam edeceğiz. Yine şampiyon oluyoruz. Haydi. La 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 la